Merhaba arkadaşlar, asal çarpanları ayırma konusuyla yeniden beraberiz. Asal çarpanları ayırma konusunu EBOB-EKOK içerisinde çokça kullanacağız. Bir doğal sayıyı tam bölen asal sayılara bu sayının asal çarpanları denir. Örneğin 12'yi çarpanlara ayırdığımızda ne olabilir? 1 ile 12 var, 2 ile 6, 3 ile 4. Bütün çarpanlarını yazdık. Bunların içerisinde hangileri asal? 2 ve 3 asal olduğu için 12'nin asal çarpanları 2 ve 3'tür diyoruz. Yine 20'yi çarpanlarına ayıralım. 1 ile 20, 2 ile 10. Başka ne var? 3 yok. 4 ile 5. Bunlar var arkadaşlar. Bunlar içerisinde hangileri asal? 2 ve asal olduğu için 20'nin asal çarpanları 2 ve 5'tir diyoruz. Aynı şekilde 99'u yapalım. Nedir? 1 ile 99, 3 ile 33. Başka ne var? 9 ile 11 var. Bunların içerisinden hangileri asal? 3 ve 11 asal olduğu için 99'un asal çarpanları 3 ve 11 diyoruz. Bir doğal sayının asal çarpanlarına ayrılması. Bir sayının asal çarpanlarının cinsinden yazılışına asal çarpanlarına ayırma ya da asal çarpanlarının çarpımı olarak yazma denir. MNP pozitif tam sayılar, ABC birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere bir A sayısını A üzeri M, B üzeri N, C üzeri P şeklinde yazdığımızda ne yapmış oluruz? Bu sayıyı asal çarpanlarına ayırmış oluruz arkadaşlar. Tabanlar asal sayılardan oluşuyor. Kuvvetler pozitif tam sayılardan oluşuyor. Örneğin 20'yi nasıl yazabiliriz? 2'nin karesi çarpı 5 olarak yazdık. Yani nasıl yazdık? Asal çarpanlarının çarpımı olarak yazdık ya da asal çarpanlarını ayırdık. 30'u nasıl yazabiliriz? 2 çarpı 3 çarpı 5 olarak yazabiliriz. Yine 64 2'nin 6. kuvvetidir. Asal çarpanları sadece 2'den oluşuyor. 2 üzeri 6, 64. Ne yaptık? Asal çarpanlarına ayırdık. Asal çarpanlarına ayırma yöntemleri. Birinci yöntem çizgi metodu. En çok kullandığınız yöntem. Aslında bu şekilde öğrendi çoğu öğrenci sadece. Örneğin 40 sayısını asal çarpanlarına ayırmak istiyorum arkadaşlar. Sağ tarafına bu sayıyı bölen asal sayıları yazacağım. 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Asal çarpanlarına bölerek ilerledim. Solda 1'i bulduğumda arkadaşlar bölme işlemini tamamlıyorum. Sağ tarafta oluşan sayıların çarpımı, daha doğrusu sayıların çarpımı olarak yazdığımda sayımızı asal çarpanlarının çarpımı olarak yazmış olacağım. Demek ki 40 neye eşitmiş? 2'nin küpü çarpı 5 ifadesine eşitmiş. Bu şekilde yazabiliyorum. Aynı olayı 150'ye böldüm. 75. 2'ye bölünme 3'e böldüm. 25. Bunu 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm 1. İlla 2'den başlamak zorunda değilim arkadaşlar. Ama bir düzen olsun istiyorsanız küçükten başlamanızda fayda var. Demek ki 150 sayısını nasıl yazabilirim ben? 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi şeklinde yazabilirim. Ne yaptım? Asal çarpanlarının çarpımı olarak yazdım. Örnek 2. Bir A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiş arkadaşlar. Burada B ile D'nin toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi E sayısı 5'e bölünmüş 1 olmuş. Demek ki E sayısı neymiş? 5. D sayısı 3'e bölünmüş 5 olmuş. D sayısı ne olur? 15. C sayısı 3'e bölününce 15 oluyormuş. Demek ki C sayısı 45. 3 ile 15'in çarpımı 45. Bunu da 2 ile çarparsak 90. 90. 2 ile çarparsak ne olacak? 80. Şurası 45. Şurası 90. Burası da ne oluyormuş? 180. Ne istiyor benden? B ile D'nin toplamını istiyor. 90 ile 15'in toplamı ne yapar diye soruyor. O da ne yapar? 105 yapacaktır. İkinci yöntem dallandırma metodu. Arkadaşlar az önceki çizgi metodunda izlediğimiz aşamaları bu defa ağaç dalları şeklinde yapmaya dallandırma metodu diyoruz. Yöntem aynı, sadece görüntü biraz farklı. 24'ü asal sayıya bölüyorum. 2'ye bölersem 12. Asal sayıya böldüm 2'ye 6. 2'ye böldüm 3. Bütün asal sayılar çarpım halinde yazılırsa 2'nin küpü çarpı 3 ne olacaktır? 24 olacaktır. Aynı olayı yüzde yaparsak 2'ye böldük 50, 2'ye böldük 25, 5'e böldük 5. Asal olanları yuvarlak içerisine aldık. Ne oldu? 2'nin karesi çarpı 5'in karesi oldu. Örnek 3'e bakalım. 180 sayısı dallandırma metoduyla asal çarpanlara ayrılmış arkadaşlar. 180'i neye bölersek 90 olur? 2. Demek ki buradaki asal sayımız 2'ymiş. 90'ı neye bölersek 45 olur? Yine 2. 45'i 3'e bölersek ne olur? 15. 15 hangi iki asal sayının çarpımıdır? 3 ve 5. Ne istiyor benden? A, B, C, D'yi topla, E'yi çıkar diyor. A'mız 2, B'miz 2, C 3, D 5, E ne olacaktır? 15. 5, 8, 10, 12'den 15 çıkarırsak ne olur? Ne olur arkadaşlar? Eksi 3 olacaktır. Üstü sayı özelliklerinden faydalanarak asal çarpanlarına ayırma. Verilen sayı üstü ifadelerin özellikleri kullanılarak tabanları asal sayı olan üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılır. Örneğin 75'i ben 3 çarpı 25 şeklinde düşünebilirim. 25 ile 5'in karesi olduğu için 75 için 5'in karesidir diyebilirim. Ya da 144 9 çarpı 16 9 3'ün karesi 16 2 üzeri 4'tür dersem asal çarpanlarına ayırmış olurum. Ya da 3800 gibi büyük bir sayıyı hızlıca çarpanlarına ayırmak istiyorsam bunu ne yapabilirim? 38 çarpı 100 şeklinde yazarım. 38 2 çarpı 19'dur. 100 de 10'un karesi 10 da 2 çarpı 5. 2 çarpı 5'in karesi olacak. Kaç tane 2 var burada? 3 tane. Kaç tane 5 var? 2 tane. 1 tane de 19 yazdığımda 3800 sayısını hızlıca asal çarpanlarına ayırmış olurum. Örnek 4, 35.000 sayısını asal çarpanlarına ayırın diyor. 2'nin, 5'in ve 7'nin kuvvetlerini toplayıp sonucu bulun diyor. 35.000'i ben nasıl yazabilirim? 35 çarpı 1000, 1000'i de 10 üzeri 3 şeklinde yazarım. 35 nedir? 5 çarpı 7, 10 nedir? 2 çarpı 3. kuvveti olduğu için 2'nin küpü, 5'in küpü olacaktır. Düzenlersem ortalığı 2 üzeri 3, 5 üzeri 4, 7 üzeri 1 olacaktır. Demek ki A buradan ne? 3, B 4, C 1 olduğu için toplamı ne yapacaktır? 8 yapacaktır. 2012 YGS sorusu ne diyor? ABC pozitif tam sayılar için şöyle bir eşitlik verilmiş. A artı B artı C toplamı nedir diyor. Baktım burada 6 faktöriyel var. Burada 8 faktöriyel. 8 faktöriyeli ben hemen nasıl yazayım? 8, 7, 6 faktöriyel şeklinde. 6 faktöriyele kadar indim. Burada neler ortak? 6 faktöriyeller ortak. Parantezine alırsam 8 kere 7 56 eksi 6 olacaktır. Burası da ne olacak? 50. 6 faktöriyeli ben nasıl yazabilirim? 6, 5, 4, 3, 2. 50'yi nasıl yazabilirim? 25 çarpı. Bu neymiş? 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 üzeri C. Burada A, B, C'nin toplamını istiyor bizden. Peki burada kaç tane 2 var? 1 tane. 1 tane, 2, 2 tane de burada var, 4, bir tane de 6'nın içinde var, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5, bir de burada 6 oldu. Düzeltiyorum, 1, 2, 3, 4, 5 tane. En son kararımız 5. Evet, 3'ten kaç tane var? Burada yok, burada baktım bir tane var, bir tane de 6'nın içinde var, 3'ün karesi. Peki 4 asal değil, 5'ten kaç tane var? 2 tane burada var, bir tane de burada, 3 tane. Yani burası ne? 5'in küpü arkadaşlar. Peki karşı tarafta ne var? 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 üzeri C var. Demek ki A neymiş? 5. B neymiş? 2. C neymiş? 3. Toplamını istiyor bizden. Ne olur? 7, 3 daha 10 yapacaktır. 2013 YGS sorusu. A sayısı var. 13'ten 169'a kadar. 13'ün katları. A'yı tam bölen asal sayıların toplamı kaçtır demiş. Burayı 13 parantezine alalım arkadaşlar. Alırsam ne kaldı geriye? 1, 2, 3, 13'e kadar sayıların toplamı. 1'den 13'e kadar sayıların toplamını nasıl yazıyorduk? 13 çarpı bir fazlasının çarpımıyla yarısı. Sadeleştirirsek burası ne oldu? 7. O zaman A sayısını ben nasıl yazabilirim? 7 çarpı 13'ün karesi. Benden ne istiyor? A'yı bölen asal sayıların toplamı. Neler asal burada? 7 ve 13. Bunların toplamı ne olur diyor. Ne olur arkadaşlar? 20 olacaktır. 2015 YGS üzere 120 bölü n ifadesi bir asal sayıya eşitmiş. Buna göre n'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. 120'yi asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazalım. Ne yazabiliriz bunu? 12 çarpı 10. 12 nedir? 4 çarpı 3. 2'nin karesi çarpı 3. 10 nedir? 2 çarpı 5. Düzenlersek ne olur? 2 üzeri 3, 3, 5 şeklinde yazabiliriz. O zaman 120 sayısını böldüğümde sonuç, n'ye böldüğümde sonuç ya 2 olmalı, ya 3 olmalı, ya da 5 olmalı. 120'yi kaça bölersek 2 yapar? 60. Demek ki n 60 olabilir. 120'yi kaça bölersek 3 yapar? 40. 120'yi kaça bölersek 5 yapar? 24. Demek ki n'nin alabileceği değerler 60, 40 ve 24 sayıları toplarsak ne yapacak? 100, 124 yapacaktır. Doğru cevabımız E şıkkında. 2013 LSE sorusu. N bir pozitif tam sayı olmak üzere n kareyi bölen her bir p asal sayısı için p karede n'yi bölüyorsa arkadaşlar n'ye bir kuvvetli sayı deniyormuş. Demek ki p sayısı n'yi bölerken p karede n'yi bölüyorsa kuvvetli sayıymış. Buna göre hangisi kuvvetli sayı değildir diyor. 27'yi asal çarpanlarının çarpımı olarak yazalım. 3'ün küpü. Şimdi 27'nin asal çarpanı 3. Peki 27 3'ün karesine de bölünüyor mu? Bölünüyor. 27'yi 3'e bölersek 9. 3'ün karesi 9'a bölersek 3. Zaten 3'ün küpü olduğu için 3'ün karesine bölündü. Aşikar arkadaşlar. 64'ü nasıl yazabiliriz? 2 üzeri 6. Peki 64'ün asal çarpanı 2. 2'nin karesine de bölünüyor mu 64? Yani 4'e bölünüyor. 72 8 çarpı 9. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. Bu sayı 2'nin karesine ve 3'ün karesine bölünüyor mu? Bölünüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunların hepsi nedir? Kuvvetli sayılar. 108'e bakalım. 108 nedir? 27 çarpı 4. O da 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2. Asal çarpanlar 3 ve 2. 3'ün karesine bölünüyor. 2'nin karesine bölünüyor. 108 de kuvvetli bir sayıdır arkadaşlar. 99 ise 9 çarpı 11 ya da 3'ün karesi çarpı 11'dir. Asal çarpanlar 3 ve 11. 3'ün karesine bölünüyor evet ama 11'in karesine bölünmediği için 99 kuvvetli bir sayı değildir arkadaşlar. 2012 LS sorusu. N'miz 1 ile 50 arasında olmak üzere pozitif bölenlerin sayısı 3 olan kaç tane n tam sayısı vardır diyor arkadaşlar. Bakalım 2'den başlayarak 3 tane pozitif böleni olan sayılar hangileriymiş görelim. 2 asal bir sayı. O yüzden pozitif bölenleri sayısı 2 tanedir. 1 ve kendisi arkadaşlar. 3 de asal. 3'ün de yine 2 tane pozitif böleni olacak. Peki 4'ün nedir durumu? 4'ün 1, 4, bir de nesi var? İkisi var arkadaşlar. Bunun 3 tane böleni var. Evet doğru. Peki 5, 5 asal bir sayı. 5'te yoktur. 6, 1 ile 6, 2 ile 3. Bunun 4 tane oldu. 7 asal bir sayı. 2 tane. 8 de durum nedir? 1, 2, 4, 8 olmak üzere oldukça fazla sayıda çarpanı var arkadaşlar. 1 ile 8, 2 ile 4. Peki 9'da durum nedir? 9'da 1 ile 9, 3 ile 3 olmak üzere 9'da nedir? 3 pozitif bölenli bir sayıdır. Peki 4 ve 9'un ortak özelliği nedir? 4 ve 9'un ortak özelliği asal bir sayının karesi olmasıdır. Evet buna göre 2'nin karesi yani 4 sayısında 3 tane pozitif bölen vardır. 3'ün karesi 9 sayısında 3 tane pozitif bölen vardır. Benzer şekilde 5'in karesi, 7'nin karesi, 8, 9, 10, 11'in karesi sayılarında 3 tane pozitif bölen vardır. Bize ne diyor? 50'ye kadar diyor. O zaman neler alacağız? 2, 3, 5 ve 7'yi alacağız arkadaşlar. Kaç tane 3 pozitif bölenli sayı varmış? 4 tane. Örnek 10 a ve b pozitif sayı 18ab kübe eşitmiş. A'nın alabileceği en küçük değer nedir diyor. 18'i asal çarpanlarının çarpımı olarak yazalım. 9 çarpı 2'dir. Yani 3'ün karesi çarpı 2. Bunu a ile çarpınca b küp oluyormuş. 3'ün karesinin yanında ne olmalı ki 3'ün küpü olsun? 3 olmalı. Peki 2'nin yanında ne olmalı ki 2'nin küpü olsun? 2'nin karesi olmalı. Demek ki a sayısı en az ne olmalı? 4 kere 3 12 olmalı. Peki a sayısı 12 oldu. A'yı yerine yazdık. Bunun sonucunda b küp sayısı ne gelecektir? 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü gelecektir. Gördüğünüz gibi küplü bir ifade oldu arkadaşlar. A ne olmalıymış? Demek ki 12 olmalıymış. A ve B asal sayılarmış. Şu sembol, üstünde çizgi olan sembol ne demekmiş? A ve B'nin kuvvetlerinin çarpımı olarak yazılabilecek en büyük iki basamaklı doğal sayı demekmiş. Altında çizgi olan sembol ise yine A ve B'nin kuvvetlerinin çarpımı olarak yazılabilecek en küçük 3 basamaklı doğal sayıymış. Buna göre örnekler vermiş. Şu ifadenin sonucu nedir diyor. 3 ve 5'i kullan diyor. Hemen arkadaşlar 3'ün kuvvetlerini aldım. 3'ün 4. kuvveti 81, 5. kuvveti 243. 3 basamaklıya çıktım. 5 üzeri 0 ile çarparsam ne olur? 243 gelir. Bu çok büyük oldu. 3 üzeri 4 alsam 81, 5'in 1. kuvveti alsam bu da çok büyük bir sayı geldi. 3'ün küpü 27, 5 ile çarpsam 135, bu olabilir. 3'ün karesi 5'in 1. kuvveti olsa olmuyor. Karesini alsam 9 kere 25, 225, bu da büyük oldu. 3'ün 1. kuvveti 5'in karesini alsam olmaz. 2 basamaklı olur. Küpünü alsam bu da büyük bir sayı gelir. Bakmaya gerek yok. O zaman 3'ün 0. kuvveti 5'in küpüne bakalım. Ne olur? 125 geldi ki bu en küçük 3 basamaklı sayı elde ettiğimiz. Sağdakine bakalım. Bu defa 2 ve 3'leri kullan diyor. 2'nin 7. kuvveti 128. 3'ün 0. kuvveti olarak aldım. Ama 2 basamaklı lazım en büyük. O zaman 2 üzeri 6'yı alsam 64. 3 üzeri 0 desem 64 gelir. Ama 3 üzeri 1 desem 3 basamaklıya çıkar. Yine olmadı. 2 üzeri 5 ile 3 üzeri 1'i alsam arkadaşlar 32 çarpı 3 96 ki bu ulaşılabilecek 2 basamaklı en büyük 2 ve 3'ün kuvveti olacak arkadaşlar. Çıkarırsak 125'ten 96'yı aradığımız cevap 29 olacak. X çarpı 10 faktöriyel çarpımı bir pozitif tam sayının karesi olduğuna göre x'in alabileceği en küçük değer nedir demiş arkadaşlar. Onu çarpanlarına 10 faktöriyeli çarpanlarına ayırarak tek tek sayıların kuvveti şeklinde yazabilirim. Ama bunun yerine temel kavramlarda işlediğimiz pratik yöntemi kullanmak daha zaman kazançlı olur. Onu 2'ye bölersem içerisinde kaç tane 2 olduğunu bulurum. 5, bir daha 2'ye böldüm. Ne oldu? 2, bir daha 2'ye böldüm. 1. Demek ki kaç tane 2 varmış 10 faktöriyelin içerisinde? 8 tane. 2 üzeri 8. Bu çift sayıda bunun herhangi bir çarpana ihtiyacı yok. 3 sayısına bakalım. Onu 3'e bölersem, bunu sadece asal sayılar için yapacağım. Ne oldu? 3, bir daha 3'e böldüm. 1. 3, bir daha 4. Demek ki 3 üzeri 4'müş. 4 asal değil, bakmayacağım. 5'e bakalım. Onu 5'e bölersem ne olur? 2. Demek ki 2 tane 5 varmış. Başka hangi asal var? 7 var. 10 faktöriyelin içerisinde bir tane 7 var arkadaşlar. 7 üzeri 1. Başka da asal sayı yok. Demek ki 10 faktöriyeli çarpanlara ayırdığımızda karşımıza bu ifade çıkıyormuş. Bununla x'i çarparsak bir tam kare olur diyor. Zaten 2, 3 ve 5 birer tam kare. Tam kare olmayan hangisi? Sadece 7. Demek ki x 7 olursa bu ifade tam kare olacakmış. 20 satır ve 50 sütundan oluşan tabloda her sayı bulunduğu satır ve sütun sayısının çarpımının 3 fazlasına eşitmiş. Mesela 1 ile 50'nin çarpımı 50. Ne oluyormuş? 3 fazlası buraya yazılıyormuş. Mesela şuna bakalım, ne bu? 3 ile 49 çarpılıyormuş. 147. 3 fazlası 150 oluyormuş arkadaşlar. Buna göre tabloda 75 sayısı kaç defa yazılmıştır? O zaman 75 sayısı bir çarpımın 3 fazlası. Yani 72 olacak satır ve sütun çarpımları arkadaşlar. 75'ten 3 çıkardım. Peki yalnız dikkat edelim, 20 satır var, 50 sütun var. Yani alacağımız satır sayısı 20'den büyük olamaz. 50'den de sütun büyük olamaz arkadaşlar. Buna göre çarpanlarına bakalım. 1 ile 72 olur mu? 72 sütun sayısı olmaz. 2 ile 36 olur. 3 ile 24 olur. 4 ile 18 olur. Başka 6 ile 12 olur arkadaşlar. Başka 8 ile 9 olur. Şimdi tersine geçelim. 9 ile 8 birinci satır, ikinci sütun alıyorum. Başka şunun tersinden gidiyorum. 12 ile 6. Başka 18 ile 4. Bundan sonra ne geliyor? 24 ile 3 geliyor. Ama satır sayısı 24 olamayacağı için bunu da alamam arkadaşlar. O zaman kaç defa yazılmıştır 75 sayısı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kez yazılmıştır. 24A eşit B kareymiş. Bu arada A ve B tam sayıymış. Dikkatli olun. Tam sayılarda neler de vardı? Negatif sayılar da vardı. Bunu gözden kaçırmayın arkadaşlar. 24A B kareye eşitmiş. Hemen çarpanlarını ayıralım. 24 nedir? 8 çarpı 3. 8 de 2'nin küpü. 2'nin küpü çarpı 3 çarpı A. Neye eşitmiş? B kareye. Bunun tam kare olması için ne lazım burada? Bir tane 2 lazım. Bir tane de 3 lazım. Yani A ne olmalı? A ne olmalı? 2 kere 3, 6 olmalı. A'mız 6 oldu. 6'yı yazarsak buraya ya da 2 çarpı 3'ü yazarsak B kare neye eşit olur? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2'ye eşit olur. O zaman B neye eşit olur? 2 üzeri 2 çarpı 3. Yani 4 kere 3, 12'ye eşit olur arkadaşlar. Tabi burada şuna dikkat edelim. Tam sayı olduğu için ne de olabilir? Eksi de olabilir. Yani B ne olur? Eksi 12. A'yı ne bulmuştuk? 6 bulmuştuk. Bunların nesini istiyor bizden? A artı B nedir diyor. Cevabımız ne olacaktır? Eksi 6 olacaktır. Örnek 15. A ve B birbirinden farklı. Asal sayılarmış. X ve Y birer doğal sayı. A eşittir A üzeri X çarpı B üzeri Y. Yani asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazıldığında A sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı üstlerin birer fazlalarının çarpımıymış arkadaşlar. Pozitif tam bölenlerin sayısı neymiş? Kuvvetlerin birer fazlalarının çarpımı. Bu arada aynı sayıda negatif tam bölenleri sayısı da vardır. Kaç tane pozitif tam böleni varsa o kadar negatif tam böleni vardır. Eğer tam bölenlerin sayısını sorarsa bir tanesini alıp iki katını alırız. Yani 2 çarpı x artı 1 çarpı y artı 1 de nedir? Bölenleri sayısı ya da tüm bölenleri sayısıdır. Buna göre diyor 72 sayısının pozitif tam bölenleri sayısını bulunuz. 72'yi hemen asal çarpanlarına ayırıyorum. 8 çarpı 9. 8'de nedir? 2'nin küpü. 9, 3'ün karesi. O zaman pozitif tam bölenleri sayısı nedir? 3'ün bir fazlasıyla 2'nin bir fazlasının çarpımı. Yani 4 kere 3, 12 yapacaktır. 2015 YGS sorusu. N 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere diyor. A ne? N sayısının asal bölenlerinin çarpımı. Asal bölenlerin çarpımı biçiminde tanımlanıyor. A n eşit 6 eşitliğini sağlayan 3 basamaklı en küçük n sayısının rakamları toplamı nedir diyor. Yani asal çarpanlarının çarpımı 6 olacak bir sayı diyor. Nedir o? 2 ile 3'ün çarpımı. Demek ki aradığımız sayının asal çarpanları 2 ve 3. Yani 2 ve 3'ün kuvvetleri şeklinde olacak arkadaşlar. Ne diyor? Eşitliğini sağlayan 3 basamaklı en küçük n sayısını istiyor. 2 ve 3'ün kuvvetlerini alarak 3 basamaklı en küçük sayıyı elde etmemizi istiyor bizden. Nasıl yapabiliriz bunu? 3'ün küpünü alsam 27, 2'nin karesini alsam 4, çarparsak ne olur? 27, 54, 108 yapacaktır. 108, 3 basamaklı yazabileceğimiz bu şekilde en küçük sayıdır. Bunun da rakamları toplamı ne olur? 1 artı 8, 9 olacaktır. 2016 LSE sorusu. Bir A doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı 12A sayısının asal bölenlerinin toplamından 3 eksikmiş. Demek ki A'nın içerisinde 3 asal sayısı yokmuş arkadaşlar. Diğer taraftan 12, 2'nin karesi çarpı 3. 2'yi saymadığına göre demek ki A'nın içerisinde 2 asal sayısı neymiş? Varmış arkadaşlar. 3 yokmuş ama 2 varmış. 70 sayısının asal bölenlerinin toplamından 5 eksikmiş. 70'i çarpanlarına ayırırsak nedir? 14 çarpı 5 ya da 2, 5, 7 şeklinde ayırabiliriz. Bundan kaç eksik diyor? 5 eksik. Demek ki A'da 5 yok Ancak 2 vardı zaten. 7 de olmak zorunda. Dolayısıyla aradığımız A sayısı 14'ün bir katı olacak arkadaşlar. A'nın alabileceği en küçük değer dediği için K'ya 1 verirsek aradığımız cevap 14 olacaktır. Bizden ne istiyor? Rakamlar toplamını istiyor. 1, 4 tane yapar. 5 yapacaktır. Bir kenar uzunluğu 60 metre olan eşkenar üçgen şeklindeki tarla yine eşkenar üçgen şeklinde parsellere ayrılacakmış arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu diyor 10 metreden küçük ve tam sayı olsun. Buna göre oluşacak parsel sayısı en küçük ne olur diyor arkadaşlar. Şimdi bir kenarı 60'mış büyük eşkenar üçgenin. 60'ın çarpanlarına bakalım. 1 ile 60, 2 ile 30, 3 ile ne olur? 20, 4 ile 15, 5 ile 12, 6 ile 10 arkadaşlar. Şimdi o zaman 10'dan küçük olsun diyor. 10'dan küçük en büyük ne var? 6 var. Demek ki bu üçgenin bir kenarı kaç birim olabilir en fazla? 10'dan küçük 6 olabilir. Peki bir kenarı 6 santimetre, düzeltiyorum 6 metre olursa kaç tane parça olacaktır burada? 60'ı 6'ya bölersem 10 parça olacaktır. Yani 10 satır olacaktır burada. O zaman burada bir üçgen, şurada 3, burada 5. Bu şekilde tek sayılar şeklinde eşkenar üçgenler devam edecek ve bunlardan kaç satır olacaktır? 10 tane. Bunların toplamını yapacaktır. Tek sayıların toplamı 10'un karesi 100 yapacaktır. Yani burada toplam 100 adet parsel oluşacaktır. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum. 48 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli hangisidir diyor. 48'i çizgi yöntemiyle asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölelim 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1 oldu arkadaşlar. 2'nin kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti çarpı 3. O da nerede? B şıkkında. 30 sayısının asal bölenlerinin toplamı kaçtır diyor. 30'u 2'ye bölersem 15, 15'i 3'e bölersem 5, 5'i 5'e bölersem 1. Nesini istiyor bizden? Asal bölenlerinin toplamını, yani 2, 3 ve 5'in toplamı ne olur diyor. Ne olur? 8, 2 daha 10 olacaktır. 15 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı kaçtır diyor. Çarpanlarına ayıralım. 1 ile 15'in çarpımı 15 yapar. 3 ile 5'in çarpımı 15 yapar. Ne istiyor benden? Pozitif tam sayı bölenlerin sayısı kaçtır diyor. Kaç tanedir? 4 tanedir. Yanda 90 sayısının çizgi metodu ile asal çarpanlarına ayrılışı verilmiştir. Buna göre ABCD'nin toplamı nedir diyor arkadaşlar. 5 bir sayıya bölünmüş 1 olmuş. Ne olabilir bu? 5. O zaman C sayısı 3'e bölünmüş 5 olmuş. C sayısı ne? 15. Sonra 45 sayısı B'ye bölünmüş 15 olmuş. B ne olur? 3. 90 da A'ya bölünmüş 45 olmuş. A da ne olur? 2 olur. Ne istiyor benden? ABCD'nin toplamını istiyor. A2, B3, C ne? 15, D ne? 5 arkadaşlar. Buradan toplarsak 5, 5 daha 10, 15 daha 25 yapacaktır. 5. soru 108.000 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli hangisidir demiş. 108.000'i ben nasıl yazabilirim? 108 çarpı 1000 olarak yazabilirim. 108 nedir peki? 27 çarpı 4'tür. Peki 1000'i nasıl yazarım? 10 üzeri 3 olarak. 10 üzeri 3 olarak yazdım. Peki 27'yi nasıl yazayım? 3 üzeri 3, 4'ü 2 üzeri 2, 10'u da 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 olarak yazalım. Düzenlersek ne olur? 2 üzeri 5, 3 üzeri 3, 5 üzeri 3 olacaktır. Bu da nerede? B şıkkında. 6. soru 21 sayısının asal olmayan pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kaçtır? Tüm bölenlerine bakalım 21'e. Ne var? 1 ile 21 var. Başka 3 ve 7 var. Bunlardan asal olmayanların toplamını istiyor. 3 asal mı? Evet. 7 asal. Asal olmayan ne var o zaman? 1 ve 21 var. Toplamı ne olacak? 22 olacaktır. 7. soru x ve y birer pozitif tam sayı. 50x y kareye eşitmiş. Buna göre x'in alabileceği en küçük değer için x bölü y nedir diyor. 50'yi çarpanlarına ayıralım. 25 çarpı 2 o da nedir? 5'in karesi çarpı 2 çarpı x y kare olacak. Tam kare olması için x'e ne lazım? 2 lazım arkadaşlar. 2 yazarsak 2'nin karesi 5'in karesi yani 10'un karesi olacaktır y kare. X buradan 2 vermiştik. Y'de ne oldu? 10 oldu. Bizden ne istiyor? X bölü y'yi 2 bölü 10 o da ne yapar? 1 bölü 5 yapar. 8. soru. 350 sayısının dallandırma metodu ile asal çarpanların ayrılışı verilmiştir diyor. Buna göre a artı b eksi c'yi bulunuz diyor. 35'e bölersem ne olur? 10 olur. Peki 35 5 çarpı nedir? 7'dir. 10 2 çarpı 5'tir. Buna göre a ile b'yi toplayalım diyor. A ne? 10. B 7. C ne? 5. 17'den 5 çıktı ne olur? 12 olacaktır. Ödev testi orta düzey. X faktöriyel sayısının asal bölenlerinin sayısı 7 olduğuna göre x'in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diyor. 7 tane asal bölenli sayı yazalım. İçinde ne olmalı bu sayının? 2 olmalı, 3 olmalı, 5, 7, başka ne olur? 8, 9, 10, 11 var asal sayı, 13 var. 2, 4, 6 oldu. Bir tane daha olacak. 17. Sayının içerisinde bunlar çarpan olarak bulunacak arkadaşlar. 17'den sonraki asal sayı hangisi? 19. 19 bulunmayacak. O zaman bu sayı bir 17 faktöriyel olabilir. Bir de 18 faktöriyel olabilir. İkisinin toplamı ne yaptı? 35 olacaktır. A ve B pozitif tam sayıların birlikte asal çarpanların ayrılışı aşağıda verilmiştir diyor. Her bir harf farklı bir sayıyı gösteriyormuş. A artı F nedir diyor. Şu ifade 5'e bölünmüş 1 kalmış. Demek ki E neymiş? 5'miş. E5, E5. 3'e bölünmüş ne olmuş? Şurası 1 olmuş. Demek ki G3'müş. Yine 3'e bölünmüş. Demek ki F9'muş. Yine 3'e bölünmüş. D neymiş? 27. 2'ye bölünmüş. Bu ne olur? 54. Bu da değişmiş. 3'e bölününce 5 ise 15. 2'ye bölünmüş. A'da ne oldu? 30 oldu. Buna göre A artı F nedir diyor. A'yı 30 bulduk arkadaşlar. F ne olur? F nerede? F de 9 olur. Toplarsak ne olacaktır? 39 olacak. İşleminin sonucu olan sayının kaç farklı asal çarpanı vardır diyor arkadaşlar. En fazla hangi faktöriyel var? 20 faktöriyel. Demek ki 20 faktöriyele kadar olan asal sayılar bu çarpımın içerisinde yer alıyor. Onlar neler? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Bunlarda da kaç tane? 2, 4, 6, 8 tane farklı asal çarpanı varmış. A ve B birer negatif tam sayıymış. Şöyle bir eşitlik verilmiş. A artı B toplamının alabileceği en büyük değer nedir diyor. 50'yi hemen çarpanlarına ayıralım. 25 çarpı 2'dir. 25 de 5'in karesi çarpı 2 olacaktır. Bu A ile çarpılınca B küp oluyormuş. O zaman A'nın yerine ne gelmeli? 5'in karesi küp olmasını istiyor. Bir tane 5 gelmeli. 2 var. 2'nin karesi olmalı yanında. Yazarsak tabi negatif olmalı. A ve B negatif sayı olduğu için A ne olacaktır buradan? 4 kere 5 20 ama eksi 20 olacaktır. Peki yerine yazarsak B küp neye eşit olacaktır? 5'in küpü çarpı 2'nin küpü yani 10'un küpüne sahip olacaktır. B ne olur buradan? 10 olacaktır. A eksi 20 B 10 oldu. Tabi A'yı eksi 20 aldığımızda şu işlemin sonucu negatif olacaktır. Dolayısıyla B de eksi 10 olacaktır. Toplamı ne olur? A artı B eksi 20 eksi 10 eksi 30 olacaktır. Aşağıda A sayısının dallandırma metodu ile asal çarpanların ayrılışı gösterilmiş. C ayrılmış 10 ve D olmuş. D 2 ve 5 olmuş. 2 kere 5 10 olacak D. D 10 şu da 10'sa 10 kere 10 C ne olur? 100 olur arkadaşlar. Peki buraya baktım. 3 kere 4 B ne olur? 12. Peki 12 ile 100 A'yı oluşturuyor. A ne olur o zaman? 12 çarpı 100 1200 olacaktır. 6. soru iki basamaklı AB doğal sayısının asal çarpanlarının toplamı kendisine eşitmiş. Nasıl mümkün olabilir bu? Ancak sayı asal sayıysa mümkün olabilir. Bakın örnek olarak 17 asal sayısını aldım. Çarpanları neler? 1 ve 17. 1 asal olmadığı için sadece kendisi var arkadaşlar. Asal çarpanı kendisine eşit olmuş oldu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bu AB sayımız. AB sayısını 17 aldık. Ne diyor? A artı B toplamının en küçük değeri 2'dir. Eğer 11 asal sayısını alırsak A ile B'nin toplamı ne olacaktır? 2 olacaktır. Doğru. A artı B toplamının en büyük değeri 17'dir diyor. 89 asal sayısını alalım. Rakamların toplamı ne olacaktır? 17 olacaktır. Bundan daha büyük olabilecek 99 var ancak. Ancak 99 asal olmadığı için bu şartı sağlamaz. Dolayısıyla sıkıntı yok. A ile B çarpımının sonucu tek sayıdır diyor. 23 asal sayısına bakalım. 2 ile 3'ün çarpımı ne olur? Çift sayı olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. İleri düzey. Birinci soru. A sayısı verilmiş. Buna göre A'nın asal çarpanlarından büyük olanı kaçtır diyor arkadaşlar. A sayısını ne parantezine alalım burada? 22'nin içinde 11 var, 33'te 11 var, 44'te 11. 11'in karesi parantezine alalım. Ne kaldı geride? 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi kaldı. Burada arkadaşlar ne var? 11 var çarpan olarak. Burada ise 16, 9 daha 25, 4 daha 29 asal sayısı var. Bizden ne istiyor? Asal çarpanlarından büyük olanı, hangisi en büyük? 29 olacaktır. İkinci soru, A pozitif bir tam sayı olmak üzere 3 tane ifade vermiş. Bunlar doğrudur demiş. A'nın pozitif tam sayı bölenlerin sayısı negatif tam sayı bölenlerin sayısına eşittir. Ne kadar pozitif tam sayı böleni varsa o kadar negatif tam sayı böleni vardır. A'nın tam sayı bölenlerinin sayısı negatif tam sayı bölenlerin sayısının 2 katı. Pozitif ile negatif sayısı eşit olduğu için tüm tam sayı bölenlerinin sayısı negatiflerin 2 katı olmuş olacak. A'nın asal olmayan tam sayı bölenlerinin sayısı, asal olmayan pozitif tam sayı bölenlerinin sayısının 2 katıdır. Negatif asal tam sayı bölen yok arkadaşlar. Negatif asal sayı olmadığı için negatif asal bölen de yok. Haliyle bu özellik doğru değil arkadaşlar. Bu ifade doğru değil. Doğru olan sadece 1 ve 2. O da nerede? A şıkkında. X faktöriyel sayısının en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpanının toplamı 21'miş. Buna göre x'in alabileceği farklı değerlerin toplamı. Şimdi en küçük faktöriyelli bir ifadede alabilecek en küçük asal sayı ne olacaktır? 2 olacaktır. 2 dışında toplamı 21 olduğuna göre hangi asal sayıyı da almış en son? 19'u almış. Yani x faktöriyelin içerisinde 19 sayısı kesinlikle var. 19'dan sonraki asal sayı hangisi? 23. Demek ki 23'te yok arkadaşlar. O zaman ne diyor? X'in alabileceği farklı değerlerin toplamı nedir? 19 alabilir, 20 alabilir, 21 alabilir, 22 alabilir. Toplarsak 20, 40, 60, 70, 79, 80, 82 aradığım cevap olacaktır. Nerede? C şıkkında. A sayısı A üzeri M, B üzeri N, C üzeri P biçiminde asal çarpanlarına ayrıldığında A sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı üstlerinin birer fazlasının çarpımıdır. A ve B birbirinden farklı asal sayılar olmak. X sayısı bu şekilde veriliyor. Bu sayının asal olmayan tam sayı bölenlerinin sayısı 38'miş. Tümünü bulalım. Üstlerin birer fazlasının çarpımıydı. 4 çarpı n artı 1. Bu pozitif olanların sayısı. Bunu 2 ile çarparsam tüm bölenlerin sayısı. Bunlardan neyi çıkaralım diyor. Asal olmayan tam sayı bölenlerin sayısı 38'dir diyor. Dolayısıyla 2 tane asal böleni var. 2 taneyi çıkaracağım. Ne olacak? 38. 2'yi karşıya atarsam 40. 8'e bölersem n artı 1 ne gelecektir? 5. N ne gelecektir buradan? 4 olarak gelecektir. Sayısı bir pozitif tam sayının küpü olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Hemen çarpanlarına ayıralım bunları. 35 5 çarpı 7'dir. 5'in karesi çarpı 7'nin karesi gelir buradan. 7 faktöriyel nedir? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yazmaya gerek yok. Burada hangi asal sayıdan ne kadar var sayalım. Bir tane 2 var. 2 de burada. 3. Bir tane de 6'nın içinde var. 4. Demek ki burada ne var? 2 üzeri 4 var arkadaşlar. Sonra 3'lere bakalım. Bir tane burada. Bir tane de 6'nın içinde. 2 tane. 3'ün karesi. Peki 5'lere bakalım. 1. 2 de burada. 3 tane. 7'ler 1 burada. 2 de burada. 3 tane. 5 ve 7 zaten küp. 2 üzeri 4, 2 üzeri 6 olması gerekir. Onun için 2'nin karesine ihtiyaç var. 3'ün karesinin de 3'ün küpü olması için 3'e ihtiyaç var. Demek ki x'in yerine en az ne gelmeli? 4 kere 3, 12 gelmeli. Bizden ne istiyor? X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Kaç bulduk? 12 bulduk. A ve B sıfırdan farklı tam sayılarmış. Dikkatli olalım. 48A B üzeri 4'müş. A artı B toplamını alabileceği en küçük değer kaçtır diyor arkadaşlar. 48'i çarpanlarına ayırıyorum. 48 16 çarpı 3'tür. 16 da 2 üzeri 4 çarpı 3 olarak ayırdım. Bu neymiş? B üzeri 4. 2 üzeri 4 zaten 4. kuvvete sahip. 3'ün neye ihtiyacı var? 3'ün küpüne ihtiyacı var. Demek ki A en az ne olmalı? 3'ün küpü olmalı. 3'ün küpü olursa A ne olur? B üzeri 4 eşittir. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 olur. Bu da 6 üzeri 4 yapar. B sayısı 6 üzeri 4 olabileceği gibi eksi 6'nın 4'ü olabilir. Çift kuvvet olduğu için sonuç pozitif olacaktır. Buradan B sayısı ne gelebilir? Eksi 6 gelebilir. A sayısı 27 idi. B sayısı eksi 6. Toplarsak ne olur? 21 olacaktır. Doğru cevap B şıkkında. Bir sayının asal çarpanları ortadaki daireye asal çarpanları bulunacak sayı, etrafındaki daireleri ise asal çarpanları yazılarak gösterilecekmiş. Örneğin 60'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5 olduğu için etrafındaki yuvarlaklara yazılıyor. A ve B iki basamaklı doğal sayılarmış arkadaşlar. A ile B ve asal çarpanları aşağıdaki şekilde veriliyorlar. Buna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Yani A ve B sayılarını iki basamaklı en büyük sayı elde etmeye çalışın diyor arkadaşlar. Şu Y sayısını 2, X sayısını da 5 alayım. En küçük asal sayıları alırsam eğer daha kolay yüksek sayılar elde edebilirim. Eğer 3'ün karesi alırsam burada 2 ile 3'ün karesini ve 5'ini çarparsam 2, 3'ün karesi 5 ne yapacaktır? 18 çarpı 5 90 A'nın alabileceği en büyük değer olacaktır. Bir de B'ye bakalım. 2 ile Z'yi de 7 alırsam ve 7'nin karesi olursa 2 kere 49 ne yapacaktır? 98 B'nin alabileceği en büyük değer olacaktır. Peki 90 ile 98'in toplamı ne olacaktır? 188 olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkında. İkinci soru, MNP pozitif tam sayılar ve ABC birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere diyor. A sayısı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmış. A sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı neydi? Kuvvetlerinin birer fazlalarının çarpımıydı. Buna göre 240 bölü n artı 3 ifadesini doğal sayı yapan kaç farklı n doğal sayısı vardır diyor. 240'ın pozitif bölenleri sayısını bulalım arkadaşlar. Neler var? Hemen 2'ye bölüyorum. 120. 2'ye böldüm. 60. 2'ye böldüm. 30. 2'ye böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Şöyle uzatalım. Ne oldu burası? 2 üzeri 4. 3. 5. Bunların da kuvvetleri birer birim. Kuvvetlerini birer arttırarak çarpıyorum. 5 çarpı 2 çarpı 2'den kaç tane? 20 tane 240'ın pozitif böleni vardır. Bunlardan birkaç tanesi şunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde gidiyor. Birkaç tanesi bunlar. Şimdi n artı 3 1'e eşit olursa ne gelir buradan? Eksi 2 gelir. Ama eksi 2 doğal sayı olmadığı için ne yapamayız? Alamayız arkadaşlar. Demek ki payda ifadesi 1 olmayacak. N artı 3'ü 2'ye eşitlersem bu defa da eksi 1 gelir. O da olmaz. N artı 3'ü 3'e eşitlersem n 0 gelir. 0 bir doğal sayı olduğu için olabilir. Son ek sayılarda olabilir. Dolayısıyla 20'den 2 tanesini çıkaracağım. kaç tane n doğal sayısı vardır diye soruyorsa 18 tane diyeceğim. Üçüncü soru. Bir elektrikçi 50 adet lambadan oluşan elektrikli bir pano yapıyor. Panodaki lambaları yakmak için kontrol tuşuna bir kez basmak yeterli oluyormuş. Lambaları söndürmek için ise tüm lambalar yanarken bir kez basılırsa baştan saydığında 2'nin katları ne oluyormuş? Sönüyormuş. Bir kez daha basılırsa 3'ün katları, bir kez daha basılırsa 4'ün katları şeklinde devam ediyor. İlk lamba ise en son sönen lamba ile beraber sönüyormuş. Lambaların tamamı sönük iken tuşa bir kez basılıyor ve lambaların tamamı yakılıyor. Buna göre kaç kez tuşa basılırsa lambaların tamamı söner diyor. Şimdi arkadaşlar bir kez tuşa bastım. Birinci bastım tuşa. 2, 4, 2'nin katları gitti. Nereye kadar? 8, 49, 50, 50 gitti, 48 gitti, 46 gitti. 2'nin katı olan bütün sayılar gitti. Bir kez daha bastım. İkinci kez bastım. Bu defa 3'ün katları gitti. Bir kez daha bastım. 4'ün katları, 5'in, 6'nın, 7'nin. Nereye kadar gider arkadaşlar? 23'e geldiğimde ve 23'e bastığımda 23'ten sonraki asal sayılar dışındaki bütün lambaların kapandığını göreceğim. Hepsi kapanmış olacak. Sadece asal sayılar kalacak. 50'den önceki en son asal sayı hangisi? 47. En son 47'ye bastığımda arkadaşlar bütün lambalar sönmüş olacak. Nereden başladım? İkinci lambadan başladım. Nerede bitirdim? 47'de. 47'den 1 çıkarırsam 46 kez tuşlara bastığımda lambaların hepsini söndürmüş olacağım. Bir A sayısıyla A ile aralarında asal olan sayıları bulmak için şöyle bir kural vermiş arkadaşlar. O zaman diyor 36'dan küçük ve 36 ile aralarında asal olan iki basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır diyor. 36'yı asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Nedir? 36 6'nın karesidir. 6 da 2 çarpı 3'tür. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Şimdi asal çarpanlarımız neler o zaman? 2 ve 3. Dolayısıyla 36 çarpı 1 eksi 1 bölü 2, 1 eksi 1 bölü 3, 36 ile aralarında asal sayıların sayısını verir. Peki kaç tane var o zaman burada? Şurası 1 bölü 2, burası 2 bölü 3. 2'ler giderse 1 bölü 3 kaldı. 36'yı 3'e bölersem ne oldu? 12 tane 36'dan küçük 36 ile aralarında asal sayı var arkadaşlar. Ama bize neyi soruyor? İki basamaklı sayıları soruyor. Asal olan iki basamaklı kaç farklı doğal sayı var diyor. Bir basamakları çıkaracağım o zaman. 36 ile sadeleşmeyen hangi rakamlar var? 1 sadeleşmez, 2 sadeleşir, 3 de sadeleşir, 4 de sadeleşir, 5 sadeleşmez, 6 sadeleşir, 7 sadeleşmez, 8, 9 sadeleşir. Demek ki rakamlardan 36 ile sadeleşmeyen 3 tane var. Toplam 12 taneydi. 2 basamaklı kaç tane kaldı? 9 tane kaldı. Hilal ve Özge'nin 360 adet tokası varmış. Tokaları aşağıdaki kurallara göre paketlere yerleştireceklermiş. Buna göre hazırlanan hediye paketlerinin içindeki toka sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır diyor arkadaşlar. Eşit sayıda olacakmış ve tek sayıda bulunacakmış toka sayısı. 360'ı asal çarpanlarını çarpımı şeklinde yazalım arkadaşlar. Nedir bu? 36 çarpı 10. 36 6'nın karesi çarpı 2 çarpı 5. 6 da 2 çarpı 3. 2'nin karesi 3'ün karesi 2 çarpı 5. Bu da ne oldu? 2'nin küpü 3'ün karesi 5. Şimdi tek sayıda toka bulunacak dediğine göre 2 namına hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Bunu atıyorum. O zaman geriye ne kaldı? Geriye bir tane toka olabilir arkadaşlar. Başka 3 tane olabilir. 5 tane olabilir. 3'ün karesi yani 9 olabilir. Başka 3 kere 5 15 olabilir. 9 kere 5 45 tane toka olabilir. Tek sayıda olmak şartıyla aradığımız cevap 6 olacaktır. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.